Merhaba, ben Selçuk Birdal. Nihayet 2020'yi geçirdik. Bakalım neler yapmışız, hep birlikte izliyoruz. Kıymetini anladık, doğamızı koruyalım dedik. Ula Temel, hava ormanın güzelliğine bak. Ağaçlardan göremeydim ki. Yasaklara ve dayatmalara tepki gösterdik. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Delirmek ya da hür yaşamak. Artık bütün mesele bu. Tartışma adı altında yarışmacıları kavga ettiren ve milletimizi birbirinden soğutan programlara tepki gösterdik. Bu çorba olmamış. Tavuk kokusu geliyor burnuma. Aa! Ayıydı bu tavuk çorbası. Damak tadıma uymadı. Ayran nasıldı? O da yoğurt kokuyordu değil mi? Tam ben diyeceğim, ağzımdan lafı siz aldınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Liyakat şart, torpil hüsrandır. Girin. Aygınız hazır. Bu sefer hiçbir yere kapmadan getirdim. Koronadan çok önce Fadime bizi deneme tahtası olmayalım diye uyarmıştı. Oh, eliyorum. Ay Fadime teyze, çok geçmiş olsun. Belimden duramıyorum. Yine yaptırırız. Kesin çözün. Ben deneme tahtası mıyım? Ay denemekten ne çıkar Fadime abla? Ama bir şey de bana. Neden fal baktırırız sorduk. Ay çok moralim bozuk. Biri sizi çok üzmüş. Alçak yine başka karının peşine gitti galiba. Galiba sizi biriyle aldatıyor. Ya gördün mü, sürekli para istemesinden belliydi. Nasıl desem... Yakın zamanda maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Aa bak, anlattıkları nasıl birbiri çıkıyor vallahi. Papaz gerçekten pilav yemez mi? Atasözlerimizi sorguladık. Kardeşim yeter ya. Nedir bu pilav, papaz pilav yemez, papaz pilav yemez. Yerim yemem, size ne ya? Yok öyle bir şey. Bak. Ne bu? Papaz yahnisi. Allah cezanızı versin sizin. Yemiyorum be. Al götür şunu. Çıkarttım bunu. Temizlik, temizlik, temizlik. Sağlıklı beslenme ve temizliğin önemini vurguladık. Duyuyorsun ama dinlemiyorsun. Sağlıklı beslenme, temizlik. Bunları bize korona öğretmemeliydi değil mi? Şimdi bunları sana korona değil, ben öğreteceğim. Beslenme, beslenme, beslenme diye uyarmıştık. Ne oldu bana? Geçmiş olsun, bazı operasyonlar geçirdiniz. Nasıl? Karaciğerinizin durumu kötü. Organ nakli gerekecek. Ayağım nerede? Kangren kaçınılmaz. Neden? Neden? Beslenmeden. Neden? Önce tak dediler, sonra takma, şimdi takmadan çıkarmıyorlar. Maskesiz gezmeyin. Maske takın. Maske takmayın. Maske zararlı. Eldivensiz çıkmayın. Eldiven kullanın. Eldiven kullanmayın. Eldiven zararlı. Güneşe, açık havaya çıkın, dolaşın. Evde kalın. Evden çıkmayın. Evde kalın. Dezenfektan kullanın. Dezenfektan zararlı. Ya kardeşim, bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Neyi nasıl kullanacağımızı baştan doğru düzgün anlatsanıza. Artık size kim inanır? Ya bırak Allah aşkına ya. Yaşlılarımız kanundan kaçar oldu. Hey! Şurada bir yaşlı gördüm sanki. Hay Allah, bunları da uyarmaya gelmiyor. Yaşlılarımıza zombi muamelesi yapıldı, tepki gösterdik. Hayırdır teyze? Ne tarafa böyle?
Hadi teyze evine. Git de başımıza hasit olma ya. Gel sana bir iki de kolonya sıkayım. Ahan sağ korona. Ahan da sağ kolonya. Polis kesildiniz başıma. Ulan işe bak ya. Çocuklar adeta ev hapsine girdi. Aaa! Çocuğun ne işi var burada ayol? Evde yalnız mı bırakalım çocuğu? Bir komşuya bırakamadın mı? Duruyor mu ki koca çocuk? Ay kocanı da getirseydin bari. Ay. Bazıları tırlattı. Evet kumaya mumaya hepsi bitti. Ne bok yiyecek bilmem. Değilsin bana deme bir daha. Böyle bir şey görmedim ben ya. Böyle bir şey bilmiyorum ya. Mesaj geliyor bana gönder bana 10 lira. Sağ 10 lira. Da sağ 10 lira etti 20 lira. Param ver de göndereceğim sağ 10 lira. Bir borcum olsa hemen lak diye giriyorsun bilgisayara buluyorsun beni. Şimdi niye bulmuyorsun beni? Bir gir bul bakalım. Bu adam emekli mudur? Yok. Sigortası var mıdır? Yok. Bu adam eve ne bok iyi? İktidardakilerin bazı açıklamaları ortalığı karıştırdı. 31 Aralık'tan beri verdiğimiz bu mücadelede uyarılarımızın istisnasız her koşulda uygulanacağını unutmayalım. Tecrübeyle sabit. Diğer ülkelerde neler olduklarını gördük. Sosyal hareketliliği asgariye indirin. Bazı ülkelerde gördüğümüz gibi marketlere akın olacaktır. Allah sen bana sabırlar Rabbim ya. Biz bu süreç yönetiminde 4 temel meseleyi unutmadık. Bizim erken dönemde nasıl davrandığımızı dünya biliyor. 1. Kamu düzeni. 2. Sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülmesi. 3. Üretim ve tedarik zincirinin devamı. 4. Sosyal mesafe izolasyon. Allah'ım sen bana sabırlar ya. Kimi yasaklara takıldı? Nasıl? Bir daha. Şimdi sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi 2-3. Karı'nın evine gidiyorum. 1. Karı bu evde. Abi biliyorsun. Bir anda koyda 2. Karı. 3. Karı da dağdadır. Ona? Ona da sabah ben gidiyorum. Kurbanım kumandanıma. Ayıp be. Vallahi bir yere gitmiyorum. Bak yasak yasak. Yasak olduğunu da biliyorum. Ellerinizden gözlerinizden öperim. Beni idare edeceksiniz. Sorgula, düşün, kendini iyi anla. Ben kimim? Kimim ki ben? Neyim ki? Ben kim oluyorum da soruyorum bu soruları kendime? Kim var orada? Sen de kimsin? Defol git kafamdan. Çocuklarımızı dinleyelim, iyi iletişim kuralım dedik. Baba bak senin resmini yaptım. Bak. Düşman dersin başına. Saçma sapan işlerle uğraşıyorsun. İşte maalesef kişisel gelişimin durdurulduğu noktalardan biri. Eğitim sistemimizi ve iktidarın icraatlarını anlatmaya çalıştık. İyi ki çöktü. Ne güzel. Demek ki talep var. Uzaktan eğitimde bir sıçrama oluştu. Şu anda arkadaşlar çalışıyorlar. Ellerinden geleni, heba için ellerinden geleni yapıyorlar. Z kuşağı nedense çok konuşuldu. Ama sadece konuşuldu. Önemli olan nedir? Kontrol. Arkadaşlarım bana seninle boşa zaman harcadığımı söylediler. Ben size güle güle diyeyim. Beni hayal kırıklığına uğrattınız genç adam. Beni bu Gestapo hikayeleriyle korkutamazsınız. Haklarımı biliyorum. Sosyal medyama dokunma. Engellendikten sonra sosyal medya ne işe yarar? İsteseniz de istemeseniz de bize yardımcı olacaksınız genç adam.
Aşı 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 derken birçok önemli konuyu gözden kaçırdık. Örneğin, yalnızca iğne mi? Arka arkaya getirilen gündemlerle zihinlerimiz sürekli işgal ediliyor. Bu arada eğitim gibi çok çok önemli meselelerimiz gözden kaçırılıyor. Çocuklarımız, geleceğimiz gözümüzden kaçmasın. Büyük fotoğrafı görmeye çalıştık. Nasıl bir fotoğraf istiyorsunuz? Beni göstersin yeter. Boydan mı? Belki de yandan. Biyometrik fotoğraf mı istiyorsunuz? Biometriks nedir? Kontrol. Evladım, fotoğrafı ne için istiyorsun söyler misin? Bilmiyorum, görmem lazım. Neyi görmen lazım? Büyük fotoğrafı. Oğlum sen manyak mısın? Hangi açıdan baktığınıza bağlı. Çık git kardeşim, işim gücüm var benim. Bu kadar güç mü? Lütfen söyleyin, rica ediyorum, lütfen. Ne güç mü? Büyük fotoğrafı çekmek. Ya bırak! Tövbe tövbe! Ne günah işlediyse artık. Neden sinema izleriz diye sorduk. Aşı dayatmalarına karşı koyduk. Yeni yılda herkes için yaşama sevinci ve mutluluklar dileriz. Sağlıcakla kalın. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak.